Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü avımızda Murat abimle Mersin Atatürk Parkı'nda kayış balığı yakalamaya geldik. Bugünkü kayış balığında kullanacağımız ekipmanlar biraz silikon deneyeceğiz arkadaşlar. 7 santim 9 santim maket deneyeceğiz. Bir tane global jig'im var, onu deneyeceğim. Murat abim biraz sardalya getirdi. Flota doğranmış sardalya deneyeceğiz. Yemli av yapacağız. Bakalım kısmetimizde varsa bir şeyler. İnşallah izleyeceksiniz. Herkese iyi seyirler. İyi seyirler, rast gelsin. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar biraz Willy morkova deneyeceğim. Bugün bütün saatleri silikonları deneyeceğim arkadaşlar. Ya aklıma gelen ne varsa. Çantamdaki bütün ürünleri deneyeceğim. Kayışta. Zaten bu Willy morkova hepinizin bildiği model. 9 santim leget modeli. Şuradan takabilirsek bunu. Şekilde. Bakalım biraz da bunu deneyeceğim. İşte bakalım. 9 santim değil arkadaşlar. Willy Legend. Bunun adı Kayış Savar. Hem kayış hem barakuda çok güzel aldım daha önce. Aldım arkadaşlar. Evet. Ben yanıtmadı bu ya. Ucundan. Bıraktı sandım, ucundaymış. Geliyor. Kayışın bütün gücü arkadaşlar ilk 5-6 saniye güzel basıyor. Ondan sonrasında kendini bırakıyor. Çok güçlü bir balık. Gel buraya. Bu şekilde. Çok güzel bir kayış daha aldık. Şöyle koyalım. Şöyle balığımızı göstereyim size. Aa, gitti. Sağlık olsun arkadaşlar. Sağlık olsun. Bir tane gitti. Bak gerek yok onlara ya. Al hepsi yapıyor. Ya, bütün jigler asist düzgün olsun üstünde. Şabir hamle yapıyor hepsine. Eskilerde ne güzel oluyordu o eşek istavetleri. Hı. Yok, bitti şu an, burada da bitti. Aldım. Aldım. Balaküda gibi geliyor bu. Yok, kayış. Yok, mücadeleyi bırakmıyor. He, yandan yakalamışım. Aynen. Muhtemelen ne oldu? Şimdi şöyle kafaya basalım. Şekilde. Yandan yakalanınca çok şey basıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şu sırttaki desenin güzelliğine bakın. Kurban oldum Allah, ne güzel yapmış arkadaşlar. İğne yok abi, alamama gibi durum yok onun. Allah seni. Yok, korkmaz. Getir bakalım abi onu. Hoppa, ben çıkarım bari. Evet. Arkadakini aldım. Yürüyün bak, ışık önde. Murat abim de sardalya ile avlanıyordu. Şöyle bir numara yine. Flota salata, şey salata diyorum ya. Sardalya. Şöyle güzel bir kayış. Salata nereden çıktı ya? Salata yaptı zaten. Murat abi canım çekti. Bunu salata yapacağım, beraber yiyeceğiz abi. Tamam hadi. Tamam, bu balığın hatırına. Tamamdır. Al abi, rastgele. At çantana gitsin. Ceylan da öyle. Sırttan hamle abi. Kafadan hamle abi.
%90 kesiyor zaten. Aynen Ceylan'ın dişleri de bayağı... Felaket ya, dokunmayla götürüyor. 50 lira denk gelsin. Aldım. Arkadaşlar. Gel bakalım. Bu şekilde. Gel bakalım. Hava devam. Abi canlı duvar olsun var ya, sen seyret. Çok felaket. Biz de alıyorduk. Abi her atışa balık basıyor onunla. Bak burada. Aldı. Aldı ne? Evet, Murat abim yine Sarda ile aldı bir tane. Arkadaşlar biz de mi yemeye dönsek, ne yapsak? Güzel abi, mantarlı. Murat abi onu bir daha ben alayım da. Ben o takımı bir göstereyim ya arkadaşlara. Bu çoğu kişinin kullanmadığı bir takım. Şimdi arkadaşlar yine flota Sarda Leyla güzel bir kayış aldı Murat abim. Bakın bu takım özelliği şu arkadaşlar. Şimdi ikili iğne yapmış. Altta ve üstte iğne var. İkinci iğnenin üst tarafında şu şekilde ışıklı mantar var arkadaşlar. Işıklı mantarı kırıp takıyor. Işıklı mantarın altında bir tane yem var. Bir de ortalama 40 santim altında bir yem daha var. Bu şekilde. Buradaki ışıklı mantar balığın dikkatini çekiyor. Beden 1,5 metre. Işıklı mantar var. Işıklı mantarın bir karış altında bir iğne, köstek. 40 santim altında bir köstek daha var arkadaşlar. Bunun en üstünde bir mantar daha var. O da normal mantar. Yani bu yemin üstüne ışık takıyorlar. Bu verimli bir yöntem oluyor. Bu Mersin'de çoğu kişi kullanıyor bunu. Ben de size göstermek istedim bunu. Aklınıza bulunsun, gece avlarında siz de böyle kullandığınız yemin saatten en azından 40 santim, 30 santim üstüne böyle ışıklı mantar takabilirsiniz. Şöyle kayışımızı da çıkaralım. Murat abi, senin hakkında ben bir şey duydum. Ne duydun ya? Sen bu kayışa parmağını ısıttırıyormuşsun abi. Var mı öyle bir şey? Onu yapan daha baba yiğit ben görmedim. Varsa buyursun gelsin, buradayız. Isıtırabilir. Arkadaşlar biraz silikon deneyeceğim. Şöyle bir bara takıl. İkili silikon bağladım. Bunların kendi zokası vardı. Ben kendi zokasını çıkarıp şöyle küçük, daha küçük jigetler kullanarak av yapacağım. Arka tarafına hırsız iğne bağladım. Bu Ispirta modeli daha önce yoktu bara takılda. Bu yeni çıktı. Şu an bu silikonları yıkalım. Eminim ki balık alacaktır. Bakalım. Şimdi birkaç atış yapacağım. Arkadaşlar size silikonu tanıtım derken Murat abi yine balık aldı. Getir abi, getir. Tamam, ben atmıyorum abi, getir. Bakalım. Oo, çok iyi. Çok iyi balık. Murat abim Sardalya ile yakalamaya devam ediyor. Boyutlar çok güzel arkadaşlar. Hem yemle hem de sahte ile, silikon ile kayış yakalamak çok kolay. Buyur Murat abi. Şimdi aldım işte. Benden kurtulamaz abi ya. Ben silikon da alacağım dedim. Bara takıl. Gel bakalım, gel. Hem de süper boy. Bara takılın ispirto rengi arkadaşlar. Bende de var. Varsa kullan hemen.
Nasıl ambarlamış? Ben bir de silikonun arka tarafına şey bağlamıştım. Hırsız yine. Hem hırsız hem şey oturmuş. Çok kötü girmiş. Abi kelle vurdu ya. Kelle vurdu. Bir ihtimal sarı olsun. Tamam, çıkardık. Şunun haline bakın arkadaşlar. Arkaya hırsız da bağlamıştım ben. Hem hırsız hem silikon almış. Bu Baratakıl'ın yeni çıkardığı model, Espirito modeli. Bu daha yeni çıktı. Kullanmak nasip oldu ve çok başarılı arkadaşlar. Balığımız da şu şekilde. İşlere bakın. Şöyle çok güzel. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar ben spini bırakacağım, yemliğe başlayacağım. Murat abi 3. kayışını aldı. Gel hoppa. Murat abi bu arada bak. Çantacılığını yapıyorum ha burada. Ya. Balığı da bana çıkarttırıyor, hadi bakalım. Balıklar seni. Balıklar yengemin abi. Balıkları yengeme götüreceğim. Şöyle kayış arkadaşlar. Kusura bakma adam, sen de şeye aldın. Yok estağfurullah, sen yakala ben çıkartırım abi. Ben bırakıyorum abi LRP'yi. Çok güzel arkadaşlar şöyle. Dişe bakın. Arkadaşlar her zaman av olmaz. Biraz da lokma lazım. Yememiz lazım çünkü güçlenmemiz lazım. Enerji. Abi buyur. Enerji, kardeşim. Enerji. Murat abi sen iki tane alarsan kaç şaka diyor. Hadi afiyet olsun bize. Arkadaşlar hayvan uzattı hamle yapıyor. Şu an kıyıda fazla vuruş alamadık. Kesti gibi bir şey. Şöyle Mersin'den Onur Hoşmeyve abimin hediye ettiği bir jig var bana. Bu jig arkadaşlar şöyle tamamen glow komple. Onur abim bunu hediye etti. Buradan da Onur abime selam olsun. Al bu jiki, kayışı kırarsın, kayışı toplarsın dedi. Bakalım. Ben de çok umutluyum arkadaşlar. Çünkü ben Blue Jig'in hemen hemen bütün modelleriyle av yaptım. Ve hepsi çok başarılı jigler. Sadece gece av yapmamıştım. O da bugüne kısmetmiş. Bakalım gece performansı nasıl olacak. Jigimizi dibe indirdik. Jig'de de arkadaşlar gece aksiyonu verirken gündüzdeki gibi sert değil. Biraz daha yumuşak böyle ağır sarım. Verirseniz daha etkili oluyor. Hani daha önce dediğim gibi gece avlarında kesinlikle ağır dolama, küçük aksiyonlar daha çok iş yapıyor. Aldım arkadaşlar. Evet. Onur abi, Onur abi. Onur abi selam olsun sana. Gel buraya. Hem de ne güzel yakalamışım. Oo, buna kendimi ısıttırmadan alabilirsem bunu. Şöyle gel. Anam. Gel 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 gel. Şu şekilde. İkimiz burada arkadaşlar. Bilo bilo. Gece avını da yapmış bulmaktayım bu jigle. Onur abi ellerine sağlık Onur abi. Muhteşem bir jig. Şöyle bir kayış. Şöyle çıkaralım şu iğneyi şuradan. Şimdi mor kafayı bıraktım arkadaşlar. Bir tane şöyle yeşil. Yeşil takacağım. Bu limon rengi benim favori renklerimden birisi. Bu renge özel dikkat edin arkadaşlar. Çok başarılı. Hem LRF sahtelerinde hem spin hem de büyük 19 santim 36 gram modellerinde. Bu renk dikkat beyler. Yani o kadar diyorum. Çok efsane bir renk. Hem gece avında hem gündüz avında. Birçok balıkta başarılı bir ürün.
Aldım. Evet, aldım arkadaşlar. Oo, güzel boy. Gel 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 gel. Oo. Takla aç arkadaşlar şu an. Tamam gel, sakin ol, tamam gel gel. Gel sakin ol, tamam, sinirlenme. Gel gel gel. Bu güzel ambarlamış. Tam ortadan atlamış arkadaşlar sattığı. Şöyle bu sefer de yeşil rengi. Şu şekilde. Şöyle bakalım. Şimdi buna kendimi ısıttırmadan bunu çıkarmam lazım. Gel buraya gel. Çık lan. Heh. Şöyle sen git bakalım. Güzel bir boyda aldım arkadaşlar. Şu dişlere bakar mısınız? Ama buna kendimi ısıttırmak istemem ya. Allah'a mesih etsin. Arkadaşlar 5. balımız geliyor. Getir Murat abi, alıştık. Getir, hoppa. Hop, boyutlar çok güzel ama. Boylar iri. Boylar iri abi. Geçen senenin afam boylarını... Abi yedim. Bunu ben çıkarmam. Arkadaşlar iğne yok. Ben alırım. İğne yok. Bana çok güzel, yutmuş valla. Çok kötü olmuş. Sıkıntı yok. Çok abi. Güzel boy. Al. Abi buyur. Abi bu nedir böyle? Aba, oh, şu an büyüklüğüne bakın. Soba borusu. Maşallah. Şu büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Öf be, bu çok iyiymiş abi. Çok güzel boy. Bu sardalya flota işi güzelmiş abi ha. Ama bu sağlam girmiş abi. Hallederim. Çıkardım. Şu arkadaşlar bu ne böyle? Şunun bala? Boyuta bakın. Bala mı alması mı? Aldığımızın, şu an aldıklarımız en büyüğü bu. Çok güzel. Efsane bir boy. Arkadaşlar şu an avımızı bitirdik. Çok yorucu bir av oldu. Bu avda her türlü ekipmanı kullanmaya çalıştık. Sizler için denedik, test ettik ve başarılı sonuçlar aldık. Bugünkü av abim Murat Erişik abim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Murat abi çok usta bir levrekçidir. Bakmayın şu an levrek yumurtada olduğu için hayvanlara kıymak istemedik ve kayış balığına geldik. Bugünkü av rekorumuz bunlar. Çok muhteşem bir av yaptık. Allah'ım daha iyilerini size nasip etsin. Şurada çok büyük. Mesela kayış balığımız. Bu burada aldığım en büyük kayış diyebilirim. Kullandığımız ekipmanlar arkadaşlar. Şöyle bilo bilo el yapımı. Onur abimin el yapımı olan bir jig. Bu komple glove. 9 santimlik Willy Legend modelleri. Baratakıl 6.5 silikonlar. Aynı şekilde Baratakıl beyaz. Bu Espirito modeli. Kullandığım bütün ekipmanlar arkadaşlar videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekipmanlar için Mezitli, Akyol Balık, Cihan abime çok teşekkür ediyorum. Avımız burada bitti. Murat abi sen ekleyeceğin bir şey var mı abi? Cihan abi seviliyorsun. Hepiniz Allah'a emanet. Görüşmek üzere.